Piyasada satılan en ucuz DC-DC voltaj dönüştürücü kartlarından bir tanesi LM2596. Biz bu kartlarla çıkış gerilimini buradaki ayarlı potansiyometre sayesinde değiştirebiliyoruz. Bu projemizde bu karta akım ayarı nasıl eklenir onu inceleyeceğiz. Buyurun inceleyelim. LM2596 3 amper çıkış akımı sağlayabilen bir gerilim düşürücü regülatör. Oldukça eski bir model aslında. Yenileri de çıkmış. 40 volta kadar giriş gerilimi verildiğinde 1.2 ile 37 volt arasında çıkış alınabiliyormuş. Çok az parçayla devre tamamlanabiliyormuş. Verimliliği oldukça yüksekmiş. Ayrıca sıcaklık koruması var ve akım limit koruması var. Bunlar da güzel özellikler. Burada da tipik bir uygulama verilmiş. 12 volt regüle edilmemiş girişten 5 volt regüle edilmiş haline çıkıyor. Bu regülatörleri switching regülatör deniyor arkadaşlar. Yani anahtarlamalı. Yani şu entegre içinde bir tane anahtar sürekli olarak bobin üzerinden geçen akımı kapatıp açıyor. Dolayısıyla bobin üzerinde oluşan EMK'dan da burada çıkıştaki gerilimi elde edebiliyoruz. Bu bize yüksek bir verimlilik sağlıyor. Başka tür hangi regülatörler var? Bir de lineer regülatörler var arkadaşlar. Bunlar da 78 serisi, 7805, 7809, 7912 vesaire ya da LM317 gibi. Bunlarla da çok basit ayarlı devreler yapılabiliyor. Yine regüle edilmemiş girişleri ayarlı regüle çıkışlara dönüştürebiliyoruz. Ama burada bir sıkıntı var. O sıkıntı şu. Şu bölgeden sabit akım geçtiğine göre diyelim ki buradan 28 volt giriş verdiniz. Çıkıştan da 3 volta ayarladınız. Varsayalım 1 amper akım geçiyor. Dolayısıyla girişteki güç 28 watt, çıkıştaki güç 3 watt. 25 watt ne oldu? Maalesef 25 watt şu entegre üzerinde ısıya dönüştü. Ama biz bu devreyle sadece gerilim dönüşümü ve regüle yapmasını istiyoruz. Etrafı ısıtmak istemiyoruz ki. O yüzden lineer dönüştürücüler, özellikle giriş ve çıkış gerilimleri arasındaki fark büyükse verimlilikleri çok düşük olan dönüştürücüler asla tavsiye etmiyorum. Biz gelelim kendi switching moda. Evet adamlar doğru söylüyor. Birkaç tane ekstra malzemeyle regüle edilmiş çıkış elde edebiliyoruz. Bizi bu projede ilgilendiren kısım şuradaki feedback. Yani geri besleme bacağı. Geri besleme bacağı direkt çıkışa bağlanmış. Görevi ne? Şimdi buradan 5 volt çıkış elde ettiniz. Ölçtünüz 5 volt. Buraya bir ampul bağladınız 5 voltta çalışan. Ampul üzerinden akım geçtiği zaman şu noktadaki gerilim düşme eğilimi gösterir. İşte bu geri besleme bacağı bu gerilimi hissederek çıkışı artırır ve 5 voltta sabit kalmasını sağlar. Yani buradaki geri besleme bacağının asıl görevi kararlı bir sabit çıkış gerilimi sağlamak. Bu tipik uygulamaydı. Peki bizim kart üzerindeki uygulama yine aynı devre arkadaşlar. Sadece bu sefer geri besleme bacağı çıkışa iki dirençten oluşan bir gerilim bölücü üzerinden bağlanmış. Hatta bu gerilim bölücünde bir tanesi ayarlı yapılmış. Yani bizim o kart üzerinde gördüğümüz mavi çok turlu trim pot şuradaki ayarlı direnç. Buradan da biz çıkış gerilimini ayarlayabiliyoruz. Bizim projemizde amaç çıkış gerilimini akıma göre ayarlamaktı. Yani akımı ben sabitlediğim zaman gerilim değişmesin. Bu nasıl yapılmış? Bunu yapan iki tane devre buldum arkadaşlar. Bir tanesi bu. Linkini koyacağım. 2576'ya bakın biz 2596'dan bahsediyoruz. Bu adamlar 2576'ya uygulamışlar bu devreyi. Fark etmez. Geri besleme bacağına bağladıktan sonra aynı devre kullanılabilir. Bu adamların yaptığı devre bu. Peki bu devre nasıl çalışıyor? Arkadaşlar ICL7107 entegresiyle voltmetre devresini biz ampermetreye dönüştürmüştük. Nasıl yapmıştık? Bir tane küçük direnç bağlamıştık. Şant direnci o direnç üzerinden geçen akımı gerilime dönüştürmüş ve ohm kanunundan o gerilimi kullanmıştık. Burada da aynısı yapılmış. 0.5 ohmluk dirençlerden 4 tanesi paralel bağlanmış ve 0.125 ohmluk bir direnç elde edilmiş. Bu adamlar entegrenin kendisini alıp devreyi komple kurmuşlar. Şurada gördüğünüz dirençleri şant direnci olarak kullanmışlar.
Dolayısıyla yük üzerinden gelen akım devrenin GND hattı gidebilmek için önce bu dirençlerin üzerinden geçiyor ve şurada bir gerilim düşmesine sebep oluyor. Bu gerilim düşmesi oldukça küçük. Neden? Çünkü direnç çok küçük. Devreden geçen akımı çok fazla etkilemesini istemiyorum. O yüzden burada çok küçük dirençler kullanıyoruz. Burada oluşan gerilim LM328 işlemsel yükseltecinin artı girişine bağlanmış. Evirmeyen girişe bağlandığı için bu devrenin kazancı şuradaki direncin şuradaki dirence bölümü artı 1 kadar olacaktı. Şuradaki direnci ayarlı yaptığı için buradan kazancı ayarlamış ve bir tane Bren 4148'de bu çıkışı direkt devrenin feedback bacağına yollamış. Devrenin feedback bacağında biraz önceki şemada gördüğünüz gerilim ayarı da var. Bakın çıkış şuradaki ayarlı dirençle gerilimi şuradaki ayarlı dirençte de artık akımı kontrol edebiliyoruz. Ben bu devreyi yaptım. Kullandığım otomobil lambasıyla akım sınırlamasını maksimum 100 mA kadar yaptım. Benzer bir devreyi yapan başka birisi daha var. O da videolarından çok şey öğrendiğim Great Scott denilen arkadaş. O da benzer bir devre yapmış. Ama o LM2587 entegresini kullanmış. Bu regülatörlerde buck boost deniyor. Yani çıkış gerilimini giriş gerilimine göre düşürebildiği gibi yükseltebiliyordu. Hem düşürmek hem yükseltmek için kullanılan bir devre. Onun devresi de benzer. Orada da yükten gelen akım şuradaki 0,1 ohmluk direncin şurada taş direnç kullanmış. Geçip artık işte güç kaynağı diyorsak onun eksisine gidiyor. Şunun üzerinde düşen gerilimi şu dirençlerle almış. Bakın yine evirmeyen girişe, entegre devrenin evirmeyen girişine bağlamış. Bir gerilim bölücü kullanmış girişte. Daha sonra şu oran artı 1 kadar yükseltmiş. İşte yaklaşık 100 bölü 3,3 artı 1 kadar yükseltmiş. Ve aynı kılıfta bulunan ikinci işlemsel yükselteçte de bunu şuradan ayarlayarak yine feedback geri besleme bacağına yollamış. Biraz sonra izleyeceğiniz devre zaten bu devre. Tabii bu MCP 602 falan oldukça fiyatları yüksek. Ben yine LM 358, buradaki diyot da Bren 4148. Bu devreyi kurdum. Bu devreyi kurduğum zaman akım sınırlamasını kullandığım lambayla 30 mA seviyelerine kadar indirebildim. Şimdi devremizi nasıl kurduk onu inceleyelim. Burada modülün giriş uçlarından 12 volt geliyor. Bu modülün çıkış uçlarındaki gerilimi buradaki multimetre ile görüyoruz. Yük olarak daha önceki projemizde de kullandığımız otomobil ampulünü kullanacağım. Burada da devremiz var. Akım buradaki 0,1 ohmluk direncin üzerinden geçiyor. Üzerindeki gerilim işlemsel yükseltişte yükseltilip entegremizin referans bacağına giriyor. Devreyi açalım. Burada gerilim ölçeceğiz. Dediğim gibi burada da akımı ölçeceğiz. Güç kaynağını açıyorum. Şu anda çıkışta yaklaşık 10,4 voltluk bir gerilimle 363 mA, 360 mA civarında bir akım geçiyor ve bu lambamız da yanıyor. Ben buradaki potansiyometreden akımı sınırlandıracağım. Bakın 300 mA seviyesine getirdim. Çıkış gerilimi düştü. seviyesine getirdim. Çıkış 3,7 volta düştü ve 200 mA civarında akım çekiyoruz. Bu durumdayken eğer gerilimi ben arttırmaya çalışsam da ...200 mA civarında akım sabitlendiği için gerilim artmıyor. Gerilim azaltırken de bu amperi kaldırabilecek en düşük gerilime kadar yine değişmeyecek. Bakın 3,7 ben çeviriyorum. Aslında şu anda çıkış geriliminin düşmesi gerekiyor. Bakın 3,6 volt, 3,7 volt civarında sabit. Ne zaman ki 200 mA'yı karşılamayacak bir gerilim seviyesine gelecek, o zaman çıkış gerilimi düşecek. Evet. Fark ettiyseniz 2,93 volta düştü ve çıkış akımı da artık bizim sınırladığımızın da altına düştü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.